Tarih, 1916 yılının sonlarıydı. İkinci Kanal seferinde Osmanlı ordusunun başarısızlığa uğraması üzerine, İngilizler karşı saldırıya geçmişti. Sina Yarımadası'nın içlerine doğru ilerleyen İngilizler, Türk kuvvetlerini geri çekilmeye zorladı ve Filistin'i Süveyş'ten ayıran Yarımada'yı işgal etti. Osmanlı ordusu, Sina Yarımadası'nın kaybedilmesi üzerine, cepheyi yeniden düzenlemeye mecbur kaldı ve Bir Ussebi ile Han-ı Yunus'tan geçen yeni bir hat oluşturdu. Osmanlı kuvvetleri cephelerini güçlendirmeye çalışırken boş durmayan İngilizler de gözlerini Filistin ve Suriye'ye çevirdiler. İngiltere, Osmanlı Devleti'nin bölge üzerindeki egemenliğini sona erdirmek üzere hazırlıklara çoktan başlamıştı. Ancak, Britanya İmparatorluğu'nun Orta Doğu planları bu hazırlıklardan ibaret değildi. İngiltere, çeşitli siyasi oyunlar ve casusluk faaliyetleriyle Arabistan Yarımadası üzerindeki emellerine ulaşmaya çalışıyordu. İngilizler tarafından tertiplenen senaryoların en çarpıcı olanı, 1916 yılı Haziran'ında Hicaz'da sahneye kondu. Şerif Hüseyin, o günlerde 70'li yaşlarına merdiven dayamıştı. Gözünü Arabistan Yarımadası topraklarına diken İngilizlerin, Birleşmiş bir Arap Krallığı, vaadinden etkilenen bu yaşlı adam, Arap ayaklanmasına önderlik edecekti. 1916'da Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanması başladı. Şerif Hüseyin, Hicaz'a hakim olmayı akıllarına koyan İngilizlerle 1915 yılında gizlice anlaştı. Yılda 400 bin İngiliz lirası karşılığında Hicaz, İngiliz himayesine girecekti. Haziran 1916'da Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanması başladı. İsyana Şerif Hüseyin ve dört oğlu liderlik ediyordu. Ancak bu isyan onların hiç de tahmin edemeyeceği ve gelecekte birçok Arap ülkesini farklı bir açıdan etkileyecek bir sonuç doğurdu. Şerif Hüseyin belki hayallerindeki Birleşmiş Arap Krallığı'na kavuşamadı, liderlik ettiği ayaklanma belki bütün Arapları bir bayrak altında toplayamadı. Ancak Arap ülkelerinin bayraklarının oluşumunda büyük rol oynadı. Pan-Arap renklerinin, siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı bayrağın doğduğu gün, Beyrut merkezli milliyetçi bir dernek olan Genç Arap Cemiyeti'nin hayallerini, bağımsız bir Arap devleti süslüyordu. Milliyetçi genç Araplar, kafalarında tasarladıkları ülkenin bayrağını bile hazırlamışlardı. Şerif Hüseyin, Genç Arap Cemiyeti'nin merkez komitesi tarafından gelecekteki bağımsız Arap devletinin bayrağını oluşturmak üzere seçilen siyah, beyaz ve yeşil renge, Haşimi Hanedanı'nı temsilen kırmızıyı da ekleyip Hicaz bayrağını yarattı. Takvimler 30 Mayıs 1917'yi gösteriyordu. Bu tarih, Pan-Arap, yani Arap Birliği, renklerinin doğduğu gün olarak kabul edilir. Siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renklerin öyküsüne gelirsek, İslam dininin putperestlikle ilişkili görülen her tür imgeyi yasaklaması, Arap ülkelerinin bayraklarının oluşumunda büyük etki taşır. Üzerlerine yerleştirilecek desenlerin seçimi, kullanılacak semboller, İslam dininin getirdiği sınırlamalardan büyük ölçüde etkilendi. İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren büyük bir önem taşımıştır. Ancak İslam'ı benimseyen Arap devletlerinin bayrakları, bu dinin resim, nesne ve figürlerin kullanımını kısıtlayan katı kurallarıyla, oldukça sade şekillendirilmiş ve özellikle ilk dönemlerde, tek renkli bayraklar tercih edilmiştir. Hicretten sonra Müslümanların giriştikleri askeri seferlerde bayraklar orduya ait simgeler olarak kullanılıyordu. Genellikle beyaz renkteydi. Ancak, başka renklerde kullanılmıyor değildi. Örneğin Hayber seferinde Hazreti Muhammed'in kullandığı bayrağın rengi siyahtı ve bu renk, peygamberin sancağının rengi olarak kabul edildi. Bir rivayete göre, Hazreti Muhammed'in bayrağının üzerinde kelime-i şehadet yazılıydı. Da Hazreti Muhammed, beyaz renkteki bayrağı ordu komutanı Zeyd bin Harise'ye vermiş, onun şehit olması sonucu, bayrağı ikinci komutan Cafer almıştı. Savaş sırasında Cafer de hayatını kaybedince, Abdullah bin Revaha komutan olarak bayrağı taşımıştı. Her yeni ölümle el değiştirmiş, sonunda Halid bin Velid'e kadar gelmişti. Yaşananlar, Arap tarihinde bayrağın, savaşın seyri açısından ne kadar önemli bir unsur olduğunu açıkça ortaya koyar. Bayraklar sonraki devirlerde de kullanılmaya devam etti. Emeviler, beyaz bayrak kullandılar. Abbasilerin bayrağı ise Emevilerin beyaz bayrağının tam zıttı olan siyah renkteydi. Tarih sahnesinde siyah bayraklarıyla yerlerini alan Abbasiler, Hazreti Muhammed'in siyah sancağından ilham almışlardı.
İslam diniyle özdeşleşmiş olan yeşil renk, ilk olarak Mısır'da hüküm süren Fatimiler tarafından kullanıldı, hariciler ise bayraklarına renk olarak kırmızıyı seçmişti. İsyancı Mekke emirine bağlı güçler, Hicaz bayrağının doğuşuna kadar, düz kırmızı bayrak altında çarpıştılar. Bu düz renkli, sade bayraklar, gelecekteki pek çok Arap bayrağında yer alacak olan renklerin temelini oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı'nın ve bölgedeki Osmanlı egemenliğinin sona ermesiyle birlikte, tasarım olarak Hicaz bayrağını temel alan Suriye ve Irak bayrakları tarih sahnesine adım attılar. Dünya Savaşı'nda Mısır, Sina, Filistin, Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak'ta İngilizlerle işbirliği yapan Arap isyancılar savaş sonunda Osmanlı'nın bölgeden yenilerek çekilmek zorunda kalması ile umduklarını bulamadılar. Çünkü, isyancı Araplara verilen, Birleşik Arap Krallığı, sözü rafa kaldırıldı. İngilizlere Ürdün, Irak, Filistin üzerinde egemenlik hakkı tanıyan, Suriye ve Lübnan'ın ise Fransız mandası altına girmesini öngören Sykes-Picot Antlaşması yürürlüğe girdi. Antlaşma 1920 yılında İtalya'nın Sanremo kentinde toplanan Yüksek Müttefik Meclisi tarafından hayata geçirildi. Sykes-Picot Antlaşması'nın sonuçları, umduğunu bulamayan Arap dünyasında büyük bir dış kırıklığı yarattı. Sonucuna bakıldığı zaman Birleşik Arap Krallığı, hayalinin geride sadece bayrağı yadigar kaldı. Beyaz bir yıldız koyan Suriye ve iki yıldız yerleştiren Irak, bir hayalden öteye gidemeyen, Büyük Arap Devleti'nin yerine sorumlu şekilde doğan sırasıyla birinci ve ikinci ülke oldular. Yatay olarak sıralanmış üç şerit ve sola yerleştirilen bir üçgen ya da yamuktan oluşan, birinci jenerasyon, Arap bayrakları, tasarımları açısından Şerif Hüseyin'in bayrağına dayanıyorlardı. Günümüzün Ürdün, Kuveyt, Filistin, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları, bu kümede yer almaktadır. Pan-Arap, yani Büyük Arap isyanının, renklerine sahip, ikinci jenerasyon, bayraklar Mısır'daki 1952 devrimi sırasında doğdu. Mısırlı genç subaylar, krallık rejimini devirerek iktidara geldiler ve 1923'ten beri kullanılan, yeşil zemin üzerinde hilal ve üç yıldızlı Mısır bayrağını değiştirdiler. Yeni Mısır bayrağı, yeşil haricindeki Pan-Arap renkleri, yani siyah, beyaz ve kırmızıyı taşıyordu. Ancak, artık bu renklerin anlamları değişmişti. Siyah, Osmanlı-Türk hakimiyeti altındaki dönemi yani zulüm dönemini, kırmızı, Türklere karşı yapılan kanlı isyan ve mücadeleyi, beyaz ise aydınlık bir geleceği simgeliyordu. Mısır'da iktidarı 1954 yılında ele geçiren Cemal Abdünasır'ın sosyalizan ve Arap milliyetçisi çizgisiyle özdeşleşen yeni renk üçlüsü, 60'lı yıllar boyunca, Baas rejimleriyle tanışan Suriye ve Irak'ın yanı sıra, Yemen, Güney Yemen, Libya ve Sudan tarafından da arka arkaya benimsendi. Ancak önce 1970'de Sudan, arkasından 1977'de Kaddafi'nin, Yeşil Devrimi sonucu Libya, üç renkli bayrağı terk ettiler. Sovyetler Birliği'nin etkisindeki Güney Yemen'in kızıl yıldızlı bayrağı ise, bu ülkenin Kuzey Yemen'le birleştiği 1990 yılına kadar varlığını sürdürdü. Suriye ve Irak örnekleri incelendiğinde, yeşil rengin bayraktan çıkarılmasına ilişkin şu yorumu yapmak da mümkün. Baas ideolojisi, seküler bir devlet öngörüyordu. Türk tarihi açısından bir değerlendirme yapacak olursak yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde daha önce de Memlük ve Selçuklu hakimiyetinde kalan bu topraklarda şu an kullanılan bayrakların Türk hakimiyetinde kalınan dönemi zulüm dönemi olarak gören simgeler içermesi ve bu bayrakların kaynağının Osmanlı Devleti'ne karşı başlayan Büyük Arap isyanının olması din kardeşimiz dediğimiz bu devletlerin Türklere karşı bakış açılarını görmemiz açısından önemlidir. Özellikle de İsrail'in baskısı altında kalan Filistinlilere destek olurken elimize salladığımız duvarlarımıza astığımız Filistin bayrağının geçmişinin bu şekilde İngiliz ve destekçilerinin elinde üretilmiş olması bizim açımızdan son derece hayal kırıklığıdır.